Nasılsın? Ne haber? Ya Sarp, ben çok sıkıldım ya. Şöyle sahile gidip iki simit mi kemirsek ha? Yasemin, kitap okuyorum. Görmüyor musun? Bakayım ne okuyorsun? Yasemin. İyi, al. Sen gidip kendine yapacak bir iş bulsana ufaklık. Ya sen bana neden böyle davranıyorsun Sarp ya? Sadece sen de değil, anneme bile batıyorum artık. Ablam da sen yüzüne bakmıyor. Hasan dede bile azarlıyor artık beni. Hayda. Ya ağlama dur. Ya Sarp, ben ağlamayayım da kim ağlasın ya? Kimsenin umurunda bile değilim artık. Yasemin, delirme. Çocuk musun sen? Neye ağladığın bile belli değil. Ah dedem ya. Sen olsan böyle mi olurdu? Baksana nasıl davranıyorlar bana. Şu fotoğraftan başka hiçbir şey kalmadı dedemle ilgili. Hepsi eski evde kaldı. Ben gidiyorum. Nereye? Evet, dedemin fotoğraflarını alacağım. Kızım, senin ayarların bozuldu yine. Saçmalama. Evet, bozuldu. Ayarlarım bozuldu. Tutma beni, gidiyorum ben. Ya saçmalama, otur şuraya, başımıza iş açma. Oturmayacağım. Aman ne yaparsan yap. Sarp, gidiyorum ben. Ya ben bunun bekçiliğini yapmak zorunda mıyım? Hay Allah'ım, Yasemin bekle, bekle. Çok özlemişim. Yasemin, özlemini giderdiysen gidebilir miyiz artık? Yo, ne münasebet Sarp, yeni geldik daha. Eve girmeyi düşünmüyorsun değil mi? Ya evde yakalanırsak suç işlemiş sayılırız. Ha, bu ev artık sizin değil, hatırlatırım. İkimiz beraber suç işlemiş sayılırız, öyle mi? Yasemin, iki dakika ciddi olur musun? Allah'ım ya. Yasemin, ne yapıyorsun? Tırmanıyorum. Ya insene. Yok Sarp, ben artık buraya çıktıktan sonra bir daha inemem. O yüzden senin de gelmen gerekiyor. Hadi korkma, bir şey olmaz. Hadi sen de gel, korkturma. Hay Allah'ım ya. Düştüğüm şu hallere bak ya. Ya yakalanırsak? Sarp, yakalanırsak ne olacak? İki tane fotoğraf alacağız alt tarafı. Ne çok özlemişim evim ya. Neyse, hadi gel. Girmeyecek miydik biz? Aa, Sarp, eve girmek suç, bilmiyor musun? Şaka yapıyorum Sarp. Hadi gel, fotoğrafların içeride olması lazım. Dedeciğim ya, nasıl özlemişim. Annem beni hiç parka götürmezdi, biliyor musun? Bakıcıyla gidin, beni uğraştırmayın derdi. Ama ben hiç istemezdim. Bak, burada omzuna almış beni. Canım ya. Ablamla abimi de hiç almazdı, sadece beni. Bana özeldi o. Şanslıymışsın böyle bir deden olduğu için. Sen de Hasan dedeye sahip olduğun için çok şanslısın sen. Biliyorum. Ama böyle küçükken beni hiç dedem gezdirmezdi. Neden? Çalışıyordu çünkü. Ya sizi
parka götürmekten vakit bulup beni götüremezdi. Ya Serp, şimdi sen öyle deyince ben kendimi çok suçlu hissettim. Yasemin, seninle ne alakası var? Ama Hasan da seni çok seviyor. Yani çok göstermese de çok seviyor seni. Hatta bence bu dünyada en çok seni seviyor. Yasemin, beni teselli etmene gerek yok. Çocuk muyum ben? Yok, değilsin de. Yani bence çok sevilisi bir insansın. İnsanın seni sevesi geliyor. Yani insan senin yanında kendini bir daha çok seviyor. Söyle Yasemin, söyle. Ben senden çok hoşlanıyorum de. Sarp. Ben... Bu kapı niye açık ya? Ne yapacağım? Şşş! Sessiz ol. Allah Allah. Kim var orada? Hadi, hadi. Kimsiniz? Durun, ne yapıyorsunuz? Kaçmayın! Öfke baldan tatlıymış, aşk onun müptelasıymış. Bulduk mu cevabı? Kim kazanır savaşı? Hadi Yasemin, çabuk tırman, geliyor. Geliyor şimdi polis. Yasemin, hadi çabuk tırman. Geliyorum işte. Sen atla, ben tutacağım seni. Takıldım. Çantam takıldı. Sar. Ne yapacağım ben? Orada dur, manzarayı izle. Ya şu çantanın sırtından çıkarsana. Ya çok komik gerçekten. Şu an tam sırası yani. Bırakma beni sakın. Ya sen bu planları kurarken bu kadar cesur oluyorsun da... niye uygularken bu kadar korkuyorsun? Ya atla, tutacağım diyorum. Tutacaksın mı? Ya tutacağım diyorum. Söz mü? Durun. Gelin buraya. Bir de baktım, seni buldum. Ha. Durun! Kaçmayın! Durun! Siz kimsiniz? Ne var be? Kaçmayın! Yeni geldi sanki. Nereye gidiyorsunuz? Kaçmayın! Sana. Dur, dur. Tamam, gelen giden yok herhalde. Ay, ödüm koptu yakalanacağız diye. Ne oldu be? Ne gülüyorsun? Kapının üstündeki tipin. Ya dalga geçmişsene. Şey oldu, çantam takıldı. Yoksa ben tırmanırdım orayı. Bırakma beni Sarp. Çantam takıldı. Bırakma beni. Ay, karnım ağrıdı Sarp. Gene ne oldu? Fotoğrafları unuttum. Benim gidip onları almam lazım. Ya Yasemin, yürü gidelim. Bir günde bu kadar heyecan yeter. Ama dedemin fotoğrafları. Onun için geldik. Sarp, hepsi kaldı. Ya Yasemin, yürü gidelim. Zaten bekçi hala oradadır. Tamam. Ya Yasemin, kaç durak önce indirdin bizi? Hala yürütüyorsun. Yorulmadın mı sen? Sarp, ben evde o kadar çok daralıyorum ki. Böyle dışarıda ne kadar dursak kar. Heh, bak şurada bank var. Gel oturalım biraz. Sen de havadan faydalan. Cidden mi? Ya nasıl olsa benim de işim yok artık. Tamam. Usta, bize iki tane simit verir misin? Şöyle. Sağ ol. Al bakalım, simit kemirmek istiyorum. Ne güzel değil mi? Ne? İşte simit, mimit, güneş, sen, ben. Şey, simit de çok tazeymiş değil mi? Kızım maşallah, sen ne güzelsin böyle. Yasemin, bunlara inanma, herkese aynı şeyi söylerler. Dur. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ben şu elini de bir falına bakayım. İçimden geldi. Tamam. Of Yasemin, ne yaptın ya? Ne var ya? Sen bak teyzeciğim, bak.
Kızım senin başından büyük bir felaket geçmiş. Geçti vallahi. Bak biliyor. Ağlamışsın, üzülmüşsün. Ağladım, ağladım, çok ağladım. Ama hepsi geçmiş. Ha. Üzülme artık. Senin karşına öyle birisi çıkmış ki, dağ gibi, kapı gibi biri çıkmış. Artık yalnız değilsin. Üzülme, değil mi kızım? Tamam teyze, tamam. Sağ ol. Aa. Bu neydi şimdi? Bak bak, hareketlere bak. Teyze! Teyze, sen bunları para için mi söyledin? Yok, seni sevdiği için söyledi. Hadi kalk gidelim. Şu teyzeye de uyuz oldum ha. Yasemin, sen neden her denilene inanıyorsun? Ya Serp, ben inanmadım ki. Ben kadına ayıp olmasın diye şey yaptım. E ne gülüyorsun? İşim yok başka, uğraşma ben. Benim mi? Evet. Benim işim yok ki. Hocama güvenip iş yaparsan öyle olur işte. Sen dinleme beni daha. Ne diyorsun mırıl mırıl Yasemin? İyi, hiçbir şey demiyorum. Yasemin, teyzeye sorsa mıydık acaba? Kaç vakte kadar bana hayırlı bir iş çıkar?